İstanbul Eyüp Sultan'da okuldan atılan öğrencisinin silahlı saldırısında ölen okul müdürü İbrahim Oktugan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. 74 yaşında hayatını kaybeden öğretmen bugün toprağa verilecek. Ayrıntıları bize arkadaşımız Baran Bila aktarıyor şimdi. Okul müdürü İbrahim Oktugan 74 yaşındaydı. Deneyimli bir eğitimciydi. Okuldan atılan bir öğrencinin silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybetti. Cenaze gece saatlerinde aileye teslim edildi. Tabi haliyle oldukça üzgünlerdi ve cenaze bugün ikindi namazının ardından Eyüp Sultan'da toprağa verilecek. Olayın meydana geldiği okulun hemen önündeyiz. Dün okuldan atılan birkaç ay önce öğrenci 17 yaşındaki genç hemen bu gördüğünüz demirliklerden içeri girdi. İddiaya göre müdürle konuşmak istediğini söyledi. Aslında diğer gençler, öğrenciler de engel olmaya çalıştılar bir süre. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için, fakat başarılı olamadılar. 17 yaşındaki yabancı uyruklu saldırgan sonrasında müdürün odasına girdi. Arka arkaya silahını ateşledi ve İbrahim Oktugan ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Saldırgansa birkaç saat sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltındaki işlemleri şu sıralarda devam ediyor. Olayın sebebi aslında bundan birkaç ay öncesine dayanıyor. İbrahim Oktugan okul müdürü şu şekilde eğitim prensibini anlatmıştı. Bir öğretmenler gününde yaptığı konuşmada, ben okul müdürü olarak saygı beklerim ve tüm öğretmenlerimin de saygı görmesini isterim demişti. Fakat okul içinde yapılan iç soruşturmaya göre öğrenci bu tanıma pek uymuyordu. Hem öğrencilerle hem diğer öğretmenlerle sık sık sorunlar yaşıyordu. Defalarca uyarı almıştı ve o günlerde polis tarafından da bir kaydı olduğu ortaya çıkınca ruhsatsız silah taşıdığı da belirlenince okuldan uzaklaştırıldı, okuldan atıldı. Fakat bu durumdan dolayı bir husumet besledi ve 5 ay sonra atıldığı okula bir kez daha geldi. Yukarı çıktıktan sonra arka arkaya silahını ateşledi ve öğretmenin, okul müdürünün hayatını kaybetmesine neden oldu. Böyle bir olay meydana gelince şu an okulda da kapılar kapalı durumda. Okul bugün de açılmadı. Son durumu bu şekilde özetleyebiliriz okuldaki. Bir kez daha tekrar edelim. Saldırgan şu an gözaltında. Çocuk şubedeki işlemleri devam ediyor. Hayatını kaybeden okul müdürü ise ikindi namazının ardından Eyüp Sultan'da son yolculuğa uğranacak. Baran Bila aktardı.